Kur'an da açmıyor. Ben size söyledim, kesin Erdoğan'la birliktedir. Hala toparlanamadı, çok üzülüyorum. Güzel toparlandı yenge. Toparlandı, merak etme sen. Yarın resmen şirket ortağı da oluyor. Keyif yerinde. Yarın toplantı kaçta? Sabah hep birlikte gideriz, başlarız hemen. Aslında yengemi hiç yormayalım diyordum ama yani bunlar ne de olsa tatsız konular. Tatsız ama gerekli. Yarın Hilmiyeciğimle biz sizin tatsız toplantınıza katılırız. Sonra da hazır dışarı çıkmışken belki birlikte bir şeyler yaparız. Bilmem, halim olursa. Hazır Erdoğan yokken bazı şeyleri konuşmakta fayda var. Yarın hisseler devralacak biliyorsunuz. Rıfat'ın hisselerini veraset oranında paylaşacaksınız. Ben diyorum ki... Ben Erdoğan'a vekaletname verdim. Hisselerimin tamamını ona devredeceğim. Yarın bir gün bana da bir şey olursa iki iş birden olmasın. Allah gecinden versin ama en iyisini yapmışsın. Niye daha önce bana danışmadın yenge? Erdoğan o sorumluluğu taşıyacak bir çocuk değil henüz. Neden? Erdoğan'ın babasından daha iyi bir iş adamı olacağını senin bile ağzından defalarca duymadın mı ben? Ama onun daha çok uzun bir yolu var. Yani şimdi şirketin menfaatleri söz konusu. Kardeşime o hisseleri ben verdim zamanı geldiğinde. Geri almasını bilirim demek istiyorsun. Teessüf ederim Peri Hanım. Erdoğan çok hırslı, çok ateşli bir çocuk. Daha çok genç, bilinçsiz. Heyecanlarına kapılıp başımıza ne belalar açtığını hepimiz gördük. Ha tamam. Unutmak istediğimiz o konuya geri dönelim. Eniştemin kimseyi üzmek gibi bir niyeti yok. Bir niyetim dengeleri sağlamak. Holdingin menfaati için dengeleri korumak. Ya ben de hisselerini bana devret diyecektim. Ha, tamam Erdoğan söz sahibi olmasın demiyorum ama onun derdi başka. Onun derdi beni dövmek. Ne münasebet? Ya, lütfen. Lütfen burada biz bizeyiz. Yani onun bu gücün niçin bu kadar iştahla istediğini hepimiz biliyoruz. Rıfat da hisselerini Erdoğan'ın almasını isterdi. Ama yengeciğim benim derdim... Benim soframda daha fazla iş konuşulmasını istemiyorum. Veraset yoluyla intikal eden hisselerimi oğlum Erdoğan Yaşar'a devrettiğimi gösterir belgedir. Evet acele edelim işimiz çok. Bugün en önemli işimizin bu olduğunu zannediyordum. Evet yeni yapılanmayı resmileştirip yürürlüğe koyuyoruz. Dilek bir saniye buraya gelir misin? Holding'in resmen ortağısın artık Erdoğan. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol yengeciğim. Sana da hayırlı uğurlu olsun Selim. Senin de hisselerin artmış. Sağ ol. Şunu lütfen yazıp getirir misin? Evet, yönetim kurulu gençleşti. Hı? Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim anne. Annenin güvenini boşa çıkarmazsın umarım Erdoğan. Bu ortaklıkta babanı temsil ettiğini unutma. Siz hiç merak etmeyin yengeciğim. Bundan sonra bambaşka bir Erdoğan göreceksiniz karşınızda. Size söz veriyorum. Hadi şunu imzala bir an önce de bitsin bu iş. Nikah defterini ne zaman imzalayacaksın? Az kaldı herhalde mutlu güne. Acımız tazeyken düğün yapacak halimiz yok. Erteledik. Aa, rica ederim. Olur mu öyle şey? Yaza kadar bekleyeceğiz. Ama bizce bir sakıncası yok değil mi anne? Benim için var. Ama biraz mantıklı düşünelim. Turaner Bey ile bir an önce akraba olalım ki... işler herkesin menfaatleri doğrultusunda ilerlesin. Ayrıca babam da böyle olmasını isterdi. Bu bir şirket evliliği değil Erdoğan. Evet, doğaya uyumlu oteller projesi. Bunu siz savunuyordunuz değil mi yengeciğim? Erdoğan kendine gel. Ama gerçekten babamı bahane edip düğünü ertelemeyin. Evliliğiniz herkesin işine yarayacak. Dedi Erdoğan Bey. Neyse bunları konuşacak vaktimiz çok. Hilmiyeciğim hadi biz gidelim. Sen gelme istersen, işlerim vardır. Olur mu yengeciğim öyle şey? Ben de geleyim sizi geçirmeye o zaman. Herhalde toplantı bitti. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi günler. Güle güle ya.
Seni uyardım değil mi? Tedbirli olmanı söyledim değil mi enişte? Yok hakkını yemem, yok bilmem ne. Al işte hakkını verdin, şimdi dikildi karşımıza. Hemen meydan okumaya başladı. Ah enişte, ah, ah beni dinlemedin. Paniğe gerek yok. Onunla baş etmesini bilirim ben. İyi de adam oldu şimdi, eline de gücü sen verdin. Ben verdiysem almasını da bilirim. Böyle bir kozumuz varken hangi bizim evin daha güçlü acaba? Münir dal kabuğu renkten renge girdi. Hele amcam yüzünü zor toparladı oğlum, görmeliydin. Pek akıllı zannediyordu kendini Münir Efendi. Paçaları tutuştu ama anlasınlar oğlum artık benim babam gibi olmadığımı. Bugün dönüm noktası oğlum. Enseye vur, lokmayı al devri bitti artık. Erdoğan gelir misin? Murat sen bizi biraz yalnız bırak. Seni dinliyorum. Şimdi sana birkaç abi tavsiyesi vereceğim. Dinleyen nameler. Ben olmasaydım şimdi sen bu şirkette patronculuk oynamak yerine hapiste volta atıyor olacaktın. Evet, Selim'le birlikte bir o yana bir bu yana. Kes sesini beni dinle. Kes sesini. Senin baban hiçbir zaman abisine saygısızlık etmedi. Bu sayede de iş dünyasında iyi bir yer edindiler. Bu kadar büyüdüler. Egolarını iş yerine taşımadılar. Senin baban hiçbir zaman abisine bir yanlış yapmadı. Bu yüzden de bu şirkette bir yer edindi. Sen o saygının kaymağını yiyorsun şimdi. Sen rakip değilsin. Ortaksın, ortak. Farkındayım. Hiçbir şey farkında değilsin daha. Senin ayakların yerden kesilmiş, uçuyorsun aptal aptal. Ama konuşacağın yere dikkat et. Reşat Yaşar'ın karşısında durma. Beni tehdit mi ediyorsun? Bak, biz hepimiz aynı taraftayız, tamam mı? Sen kendini başka bir yere koyarsan bizden uzağa düşmüş olursun. Daha olaylar yatışmadı. Mustafa sizin etrafınızda kurt gibi dönüp duruyor. Sürüden ayrılanı kurt kapar. Unutma. Beni tehdit ediyorsun. Münir, bu delikanlı seni görmek istiyor. Mustafa'yı değil mi? Evet. Geç Mustafa, geç. Tam da bunu konuşuyorduk. Ne görüşeceksin Mustafa? Münir Bey, öbür gün Romanya'ya sefer yazmışlar benim için. Gidemeyeceğimi bildirmek istiyorum. Bana bildirmeyeceksin. Erdoğan Bey'e bildireceksin. Bu işler Erdoğan Bey'in işi. Sen niçin gidemeyecekmişsin? Annem rahatsız. İstanbul'a tedavi için geldiler babamla birlikte. Anlıyorum, geçmiş olsun. Diyalize girecek. Belki hastaneye yatacak. Onlarla ilgilenmem için bir süre İstanbul'da kalmam lazım benim. Tamam anlıyorum ama biliyorsun sana bu işi biz neredeyse yarattık. Biliyorum. Ya bu durumda çıkartırız işten diyebilirsiniz ama ne kadar ihtiyacım olduğunu da biliyorsunuz. İstanbul'da kalmak istiyorsun öyle mi? Ne zamanlama? Çok yeniyim evet. Ama mecburum. Dur bakalım düşünelim bir. Şimdi İstanbul'da sürekli kalmak istiyorsun. Şirkette bizimle birlikte çalışmak istiyorsun. Ya yardımınızı istiyorum. Bu konuda ben bir şey söyleyemem. Reşat Bey hazır buradayken ona soralım. Enişte sen ne diyorsun? Olabilir, olabilir yani. Uygun bir pozisyon düşünelim bakalım. Bence düşünmeye hiç gerek yok. Mustafa benim özel şoförüm olsun. Hem annesine vakit ayırabilir hem de çalışmaya devam eder. Aynı maaşla, aynı şartlarda. Ne dersin Mustafa? Benim özel şoförüm olmak ister misin? Çok isterim hem de. Tabii Münir Bey, Reşat Bey uygun görürlerse. Ne diyorsun amca? Madem Mustafa'ya yardım etmek istiyordun, bundan daha iyi bir fırsat olamaz. Bilemedim şimdi. Benim de zaten Mustafa gibi aklı başında güvenilir bir adama ihtiyacım vardı.
Sağ olun. Çok sağ olun. Sen bilirsin. Bir personel departmanını arayalım. Yok yok. Hiç gerek yok. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İşte bu kadar basit. Mesele kalmadı. Hayırlı olsun Mustafa. Sağ olun. Gel otur. Nasıl çalışacağımızı konuşalım. Hı. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.